Bugün ne göreceğiz? Bugün sizlerle beraber sonlu ve sonsuz kümelerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla ben bir hemen şurada tamam. Şu an herkes yaklaşık 40 kişi katıldı. Biraz şey bir derstir, değişik bir derstir. Biraz zor olabilir. Şimdi herkesin bir sesini kapatayım. Yine arkadaşlar herkes söz istediğinde veya kendisi mikrofonunu yeşile çevirdiğinde yani konuşmak istediğinde konuşabilir. Hemen dosyamızı açalım. Dosya geliyor. Bugün artık bu yoğun derslerimizin son günü. Haftaya artık bir gün matematiğin temelleri yaparız. Bir gün soyut matematik yaparız. Böylece artık düzene girmiş oldu. Şu yoğun süreci geçmiş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle en son şuralarda kalmıştık hatırlarsanız. Bir hatırlatma yapacağım. Hatırlatma. Çünkü bunu kullanacağım. Bir. F. A'dan B'ye birebir fonksiyon ise ben ne biliyordum? S A küçük eşittir S B. Bu birincisi. Bu birinci hatırlatmamız. İkincisi ise F A'dan B'ye örten fonksiyon ise S A bu sefer büyük eşittir S B'ydi. Buraya kadar problem var mı? Yok. Bunları hatırlarsanız sanırım en son derslerimizde falan ispatladığımı hatırlıyorum ben. Şimdi o zaman şuradan şöyle bir kural yazabiliriz. F'imiz A'dan B'ye birebir ve örtense benim yapacağım şey S A eşittir S B yazma şansına sahibim. Tamam mı sevgili arkadaşlar? O zaman şimdi sokaktaki vatandaşa sorsak desek ki 4 elemanlı bir küme ve 4 elemanlı şunu şöyle yapalım. Mesela evlere kız istiyoruz. Barış evler. Orada nasılsın Barış? Buradayım hocam. Barış'ın aile kaç kişilik çekirdek aileniz? Bir kardeş 4 kişi. 4 kişi. Mesela kız istemeye gittin. Kız arkadaşının ailesi de 4 kişi. Anne, baba, işte kardeş, şudur budur. Sence ikinizin, iki ailenin 4 kişi olduğunu, yani birbirlerine denk olduğunu, elemanlarının eşit olduğunu nasıl gösterir? Elemanların eşit olduğunu. Sayısının. Eleman sayısının eşit olduğunu nasıl gösterir? S A eşittir S B gibi bir şey. Sayar mısın yani? Anne, baba, ben, kardeşim, karşı tarafta anne, baba, yavuklum, kardeşim dersin. Dört, dört mü dersin? Derim hocam. Öyle. Yakışmaz sana. Nasıl diyeyim hocam? Şöyle yapacaksın Barış. Hem örten hem birebiriz mi? Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi Barış'ın ailesinden. Barış, herkes biriyle mi selamlaşacak hocam? Barış'ın evliliği. And karşı tarafım yani darling family. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. İki tane küme arasında birebir örten fonksiyon tanımlarsak Barış o zaman yukarıda yazdığım kırmızıyla uyardık ya S A S B eşit olur. O zaman ne yapıyoruz? Barış. Barış burada. Barış'ı neyle gösterelim? Barış. Barış'ın babası, anne, ondan sonra kardeş. Barış'ın yavuklusu, babası, ondan sonra annesi, anne, burada baba yavuklu, anne yavuklu yazalım ve kardeşi. Eğer ben buradan birebir örten fonksiyon tanımlayabilirsem Barış'ın ailesinden karşı tarafa, o zaman bakın. Hop gitti.
Gitti, gitti. Şimdi arkadaşlar tabii işin esprisi bu. Tabii Barış böyle bir şey yaparsan ben iki ailenin eleman sayılarının 4 olduğu ispatlarım birebir ortam fonksiyon tanımlarım dersen büyük ihtimal lokumları kafana yersin. Hemen seni geri gönderirler. Ama işin esprisi şu. İki tane kümenin eleman sayılarının eşit olduğunu, denk olduğunu göstermek matematiksel yakışan yolu aralarında birebir ortam fonksiyon tanımlamaktır. Birebir ortam tanımladığın anda S A'la S B eşittir diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. Şimdi mesela siz iki şubesiniz arkadaşlar. A ve B şubeleri. Diyorum ki soru şu. Soru. Ediyoruz. Nef İmö birinci sınıfta A ve B şubelerinin öğrenci sayıları sizin sayınız kaç arkadaşlar? Şurada 60 değil mi? 60 diyelim. Sayılarının 30 ve 30 olup birbirine eşit olduklarını F fonksiyon tanımlayarak ispatlayın. Şimdi arkadaşlar, burada ilkel vatandaşlar ne yapar? Şöyle yapar. Bu olmadı. Cevap. Normalde insanlar gider, şey yapar. A şubesinin programına bakar. B şubesinin programına bakar. Sınıfa gider sayar 30. Gider sayar 30. Bunlar eleman sayıları eşit. Bu iki tane sınıf şube denktir der. Fakat bu bize yakışmaz. Değil mi? Yakışır mı arkadaşlar? Kime yakışır bu? Sosyalcılara yakışabilir. Ama bize yakışmaz. Bana şimdi söyleyin. Sizin A ve B şubelerin denk olduğunu fonksiyonlar sayesinde nasıl ispatlarsınız? Parmak kaldırabilirsiniz. Eğer bulan varsa ya da söyleyin. Erhan nasıl ispatlarsın? Hocam aklıma bir şey geldi şu anda. Düşün. Hocam işte SA büyük eşittir SB ve SB büyük eşittir SA olduğu için hem birebir hem örten olmaz mı? Ya evler, hiç evlere yakışıyor mu bu ya? Ben bu anlamadım herhalde. Deminden. Şimdi bana A şubesinden B şubesine öyle bir fonksiyon tanımlayacaksınız ki birebir örten olacak. Birebir örtense zaten ne yapıyorsun? Eleman sayısı eşittir diyebiliyorduk ya. Hadi bakalım. Düşünün. A şubesindekilerin ne özelliği var? Numaraları tek. Numara tek, diğerleri çift. O zaman bakın arkadaşlar şöyle yapıyorum. F A'dan, A şubesinden B şubesine fx eşittir x artı bir fonksiyon tanımlıyorum. Buradaki x arkadaşlar sizin numaranız olsun. 0, 1 numara, 2 numarayla eşleşiyor. 0, 3, 4 ile. Şimdi bakınız A ile B şubelerini aldım. 1 numarayı 2 numarayla eşleştirdim. 3 numarayı 4 ile eşleştirdim. Böyle böyle gitti. 59 numarada 60 numarayla eşleştim şu anda. Eşleştim. Bu fonksiyon, şu yazdığım fonksiyon birebir örtendir. Birebir örten olduğundan biraz tuhaf bir yol da olsa işin ana mantığını anlamak için arkadaşlar bakın güzel bir yol. İki küme arasında, tabii bu sonlu kümelerde böyle 30'larda bunu yapmak çok saçmalık ama sonsuz kümelerin birbirine denk olduğunu göstermenin mantığı da buradan geliyor. İki küme arasında birebir örten fonksiyon bulabilirsen bu kümeler denktir. Şu anda ben sizin şubelerin eleman sayılarının 30-30 olduğunu ispatlamış oldum. Mesela yolda gidiyorsunuz minibüsle. Sizin minibüsünüzde 20 kişi var. Karşı tarafta da 20 kişi olduğunu gördün. Ne yapacaksın?
Saymayacaksın, bize yakışmaz. Birebir örten fonksiyon tanımlıyorsun. Şoförü şoföre götürüyorsun. Ondan sonra seni o koltuktakine gibi. Arkadaşlar tabii bu işin esprisi ama gerçekten bu sonlu kümeler için çok kullanışlı olmasa da bizim iki tane kümenin eleman sayılarının denk olduğunu göstermenin yolu birebir örten fonksiyon tanımlamaktır. Şöyle bir tanım yapabiliriz. Arkadaşlar uyarı diyelim. Uyarı. Uyarımız şu. Eğer F A'dan B'ye olacak şekilde en az bir tane birebir ve örten fonksiyon varsa A ile B denk kümelerdir denir. Evet. A ile B eğer arada bir birebir örten fonksiyon yakalayabiliyorsan biz bunlara denk küme diyoruz. Ve şöyle gösteriyoruz. Genelde biliyorsunuz şu şekilde de gösterilebilir. Bazen kitapta nasıl bir sembol vermiş? Şöyle de vermiş. Ya da arkadaşlar daha da önemlisi şöyle denilebiliyor. A ile B aynı kardinaliteye sahiptir de denir. Aynı kardinaliteye sahip şu. Tabi eleman sayılarından birdenbire kardinalite ne demek? Biraz bu kafanızı karıştırabilir. Arkadaşlar arada birebir örten fonksiyon varsa bunlar denk küme ve sonsuz elemanlı kümelerin de denk oluşu biraz farklı bir durum içeriyor. Mesela reel sayılarla doğal sayılar denk olamaz. İkisi de sonsuz elemanlı. Fakat aralarında birebir örten fonksiyon tanımlanmış. Fakat tam sayılarla doğal sayılar arasında birebir örten fonksiyon var bir tane. Dolayısıyla bunlar aynı kardinaliteye sahip. Yani sonsuzluğu ikiye ayırıyoruz aslında. Tamam mı? Yani sen evet 100 elemanlıysa 100 elemanlı. Bu çok basit. Fakat sonsuz elemanlı kümeleri aslında sınıflandırmak. O zaman şurada bir amaç diyelim. Amacımız esas şu. Amaç sonsuz elemanlı her küme birbirine denk değildir. Aman ha, çok önemli. Örneğin N ile R denk değil. Ne bileyim C ile Q denk değil. Fakat biraz sonra göreceğiz bunların sebebini. Şu anda benden beklemeyin. Çünkü sayılabilir kümelerden sonra bunun mantığını anlayacağız. Ama N ile Z denktir. Demek ki bu bölümdeki işin esprisi şuymuş arkadaşlar. Birbirine denk olan kümelerde sonsuz elemanlı kümeler için aslında düşünülebilir. Bu da şöyle yapacağız. Sonsuz elemanlı kümeleri sayılabilir sonsuzlar, sayılamaz sonsuzlar diyeceğiz. Sizce arkadaşlar sayılabilir sonsuzlar nelerdir? Bir tane örnek verin bana. Sayılabilir sonsuz küme örneğin. Doğal sayılar olabilir mi? Doğal sayılar. Bravo. Başka? Tam sayılar. Efendim tam sayılar. Çünkü neden? Ceren değil mi? Evet, ben Ceren. Doğal sayılarla Z denkse, zaten bakın denkse eleman sayıları da aynı kardinate sahiptir diyebiliyoruz ya. O zaman N ile Z denkse, N sayılabilirse Z de sayılabilir. Şimdi işin ilginci, onu tabii çok ispatlı vermeyeceğim ama rasyonel sayılarla doğal sayılar da denktir. Yani bunun ispatı biraz ağır. Sayılabilir bir kümedir rasyonel sayılarda. Tam sayılar da sayılabilir. Doğal sayılar da sayılabilir.
Ve bunların hepsi birbirine denk kümeler. Fakat karmaşık sayılar, reel sayılar, irrasyonel sayılar, transandan sayılar, ondan sonra kapalı aralıklar, açık aralıklar, bunlar arkadaşlar sayılamaz mı? Evet, bunlar. Hocam n ile z'ye denktir demişiz ya biz şimdi. Ne, ama ne tam sayılar değil mi? Evet, ama n sadece pozitif, ama sıfırdan başlayıp sonsuza doğru gidenler değil. Şimdi bak. Z'de negatifler de var. Çok güzel bir soru. Zaten biraz sonra bak, burada biraz akıl tutulması yaşıyoruz. Doğru. Ama öyle bir fonksiyon tanımlayacağım için adım adım gideyim. Bunu göreceksiniz bak. Şimdi biraz sabretmenizi istiyorum senden, tamam mı? Tamam. Bakalım, bir başlayalım. İlginç bir konu zaten. Şimdi mesela bunu notlara bakıp da anlaşılması bence mümkün değil. Diyelim ki örnek. Şimdi bak Tunahan, biraz senin son cevabı da bu soruda olacak arkadaş. Şimdi doğal sayıları aldık. 0, 1, 2, 3. Tamam mı? Çift doğal sayıları alalım. Çift doğal sayılar. 0, 2, 4, 6. Şimdi ben biliyorum ki çift doğal sayılar aslında doğal sayıların bir alt kümesi, yavrusu. Değil mi? Şimdi bu senin dediğin mantığa da aslında uyuyor. Acaba N ile Ç birbirine denk olabilir mi? Ne dersin? Mantıksız. Çünkü neredeyse yarısı olan bir küme. Değil mi? Evet. Fakat şimdi bize biraz önce hani iki kümenin denk oluşuyla ilgili bir tane tanım verdik. Çok önemli uyarıdır. İkisi arasında birebir örten fonksiyon varsa bunlar aynı kardinaliteye sahiptir ve de denktir denir. O zaman başlıyoruz fonksiyonu tanımlamaya. Evet. Doğal sayılardan çift doğal sayıları fx eşittir 2x. Bakalım nasıl bir şey oluyor? N ve Ç 0, 1, 2, 3 diye gitti. 0, 2, 4, 6 diye gitti. Ondan sonra arkadaşlar bakın 0, 0'a gidiyor. 1, 2'ye gidiyor. 2, 4'e gidiyor. 3, 6'ya gidiyor. Hem birebir hem örten olduğunu sanırım herkes görmüştür. Hatta birebirliğini şöyle yapabilirsiniz. Fx1, Fx2 eşitse 2x1, 2x2 eşittir. Sadeleştir. Eşittir x2. Örtenlik de zaten gözüküyor. Her çift sayının yarısı x olarak görünüyor. Mesela bu da aslında mantıklı değil, değil mi? Ama baktığınız zaman bunlar birbirine arkadaşlar denk çıkar. Bu nedir? Sonsuzluğun yine ilginç bir özelliğidir. Sonsuz elemanlı kümelerin. Yani sen desen ki bana 6 elemanlıdan hocam 3 elemanlı hadi yap, ben bunu yapamam. Sonlarda evet bu mantığa uygun. Fakat sonsuz elemanlı kümelerde mantığa aykırı bu şekilde tanıma uygun kümeler arasında bir şey yapabiliyoruz. Tunar, şimdi bir kere kafana yattı mı bu arkadaş? Yattı hocam. Tamam, şimdi bak bir de şunu yapacağım. Bu daha da hoş. Bu sizce sorum şu arkadaşlar. Örnek. Bu tam senin soru. Acaba sayma sayıları ile doğal şey tam sayılar denk olur mu? Ne der? Sizce ben yapabilir miyim? Yaparsınız hocam. Yok. Eren ya, yapmışlar ki ben de burada o şekilde alıyorum. Ama şimdi insan şöyle düşünüyor. Ya sonsuz elemanlı küme. Sayma sayılarında artılar var. Tam sayılarda eksiler var. Ben buna öyle bir fonksiyon bulayım ki birebir örten yapayım. Tabii bu biraz önceki fonksiyon kadar... Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi sıfır olsa daha rahat olmaz mıydı? Sadece pozitif demişiz. Sıfır olsa ben şu anda yaptığım bir fonksiyon vardı. Sıfırı koymuş muydum oraya? Bir saniye. Sıfır koymadığım için ben onu parçalı fonksiyon buldum bir tane. Ama bir tane elemanı katmak sonuçta denklikte çok önemli değil. Sonsuz elemanlı olduğu için. Bakın arkadaşlar, anladım. Ben şimdi şöyle başlayacağım. Bir dinleyin. Orada çok sıkıntı olmayacak. Mesela hangi fonksiyon olabilir? Mutlak değer x olabilir mi? Bak.
Mesela çok güzel bir hata yaptın. Ama sıfır olmuyor o zaman. Sıfır olsa ben de onu diyecektim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Mesela burada mutlak değer x çok güzel bir hata. Eulerden geldi Barış'tan. Mutlak değer x birebir fonksiyon değil. Birebir örten fonksiyon tanımlayacağız. Bakın ben şöyle bir şey tanımlamışım. F pardon şunu silelim. F'imiz Z'den mi almışım? Evet, Z'den N artı almışım. N artıya. Şöyle bir fonksiyon. Fx eşittir. X küçüktür sıfırken eksi 2x. Sonra x büyük eşittir sıfırken 2x artı 1. Şimdi sabredelim. Bunu tabii ki arkadaşlar böyle çok basit de göremeyeceğiz ama ben kümeleri çizerekten bir görmeye çalışalım. Z'den bakın Z'den sayma sayılarını tanımlayalım. Nokta 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 eksi 2 eksi 1 0 1 2 diye gidiyor. Bu da 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Şimdi tanıma bakarsak x sıfırdan küçükse mesela eksi 2 nereye gider? 4'e. Gördü mü herkes bunu? X sıfırdan küçükken arkadaşlar eksi 2x'e götür diyor çünkü. Eksi 1'i nereye götürür? 2'ye. Ondan sonra eksi 3'ü 6'ya. Onu da şöyle yazalım. Sıfırı nereye götürür? 1'e. Ondan sonra 1'i nereye götürür? 2x artı 1'den 3'e. 2'yi nereye götürür? 5'e. Arkadaşlar muhteşem fonksiyonu gördünüz mü? Bunu böyle devam ettiğimizde arkadaşlar negatifleri çiftlere götürüyor. Pozitifleri 0'ı 1'e attım. Böylece arkadaşlar z ile yani belki çok çok böyle mantığınızı yapmıyordu ama n artı birbirine denk küme çıktı. Ve de biz ileride arkadaşlar, şimdi ileride dedim yani ileride 10 dakika sonra veya 5 dakika sonra mı bilmiyorum yapabilirsek eğer zaman yeterse sayma sayılarına denk olan her küme sayılabilir küme denilecek. O yüzden tam sayıda sayılabilir. Tamam mı? Bu yattı mı arkadaşlar kafanıza? Yani olay bu. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şunu anladık. Sonsuz elemanlı kümeler bir kere matematikteki bildiğimiz aykırı davranışlar yapabilir. Nedir bu şey? Asi olan. Yani bildiğin hatırlarsanız mesela iki tarafa 3 eklerseniz eşitler değişmiyordu. Ama sonsuzluk olursa bu sefer iki taraftan bir sayı küçülten büyüksen küçüktür, büyüktür. Bir sürü şey aykırılık var değil mi sonsuzluğu hatırlarsınız? Mesela sonsuzluğu ikiye bölseniz yine sonsuz ama dördü ikiye bölseniz iki çıkıyor. O yüzden sonsuz elemanlı kümeler ya bu hayatta olmayacak denilebilen bir özelliği bile sağlar. O yüzden sonsuzluk çok apayrı bir kavram matematikler için. Şimdi gelelim şuna. Hocam n artıyı sayma sayılarını z'ye de götürebilir miydik? Tabii ki ters fonksiyon sayesinde. Şimdi bak Ceren şöyle düşünüyorsun. Şimdi burada tabii fonksiyon çok kolay değil. Burada parçalı fonksiyon ya. Birebir örten fonksiyonların neyi vardı Ceren? Tersi de var ya. Dolayısıyla tersten al. Bu sefer ne olacak? Ters fonksiyon alacaksın. N artıdan z'ye. Ama ben şunu biliyorum. Z'den ve n artıya birebir örten fonksiyon tanımladıysam hiçbir sıkıntı yok. Hatta şu uyarıyı da verebilirim size. Bakınız. Şu da çok önemli bir uyarı. Bu biraz tabii Ceren sorduğu için bunu yapıyorum. F A'dan B'ye birebir örten fonksiyonu. Tamam mı arkadaşlar? Çok çok önemli. Bir. O zaman F eksi 1 B'den A'ya bir fonksiyondur ve de F eksi 1 de birebir örtendir. Hatta bunu arkadaşlar bir ispatlamaya çalışın. Tersinin de birebir örten olduğunu ispatlamaya çalışın. 2 şu olsun.
P ile G birebir örten fonksiyonlarsın. Sizce tabii tanımlandığı kümeler uyumlu olduğunu düşünürseniz eğer fork da ne olur? Birebir ve örtenmiş. Tamam arkadaşlar. O zaman şimdi yani bileşke fonksiyonu da birebir örten olur. O zaman Ceren senin sorduğun sorunun cevabı da olmuş oluyor. Yani sen Z'den N artıya birebir örten fonksiyonu tanımladığın anda tersi de, tabii tersin kuralı bulmak şu anda ben onunla uğraşmıyorum ama tersi de mutlaka birebir örten fonksiyon tanımlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Uyarı olarak bir uyarı da ya da 3 diyelim. 3 A ile B denk ise ki bunun anlamı nedir? F A'dan B'ye birebir örten fonksiyon var. O zaman B de A'ya denktir. Neden? Çünkü f(x)'i 1 B'den A'ya fonksiyonu yine birebir örten fonksiyondur. Hatta bir uyarı daha vereceğim burada. Dördüncü uyarı. A B'ye denk olur. B de C'ye denkse arkadaşlar sizce A ile C denk olur mu? Ne dersiniz? Bence olur. Mantıken olur. Bakın ama onu ben size en azından bir fonksiyonlar bazında şöyle göstereceğim. Dördüncü maddeyi tekrar buraya aldık. A B'ye denk. Ve de B de C'ye denk ise A C'ye denk mi? Dedik. Sorun cevabı. O zaman F A'dan B'ye birebir örten fonksiyon var. Sonra G de B'den C'ye birebir örten fonksiyon vardır. Şimdi arkadaşlar o zaman cevabımız şu olacak. A'dan C'ye var mıdır? Olmayabilir. Ama bak şimdi A'dan C'ye bileşke fonksiyonu kullanarak bir geçiş yapamaz mıyız? Tuna. Evet yapılıyor. Hangi arkadaşlar fonksiyonu kullanabiliriz? Fogu mu gofu mu? Gof. Gof. Gofu alalım. Gof. A'dan C'ye. Hatırlarsın. Bileşke fonksiyonları ben size birebir olduğu zaman bileşke birebir demiştik. Örten demiştik ya. Gof A'dan C'ye birebir örten olduğundan A ile C birbirine denk olur. Arkadaşlar bu bayağı önemli bir aslında Ceren önemli bir yere dokundu. Geçiş. Biz buna ileride soyut matematikte yaklaşık bir ay sonra geçişme özelliği diye bir şey göreceğiz. Bu buna denkse, o ona denkse birinci küme, üçüncü kümeye denktir olayı. Tamam mı arkadaşlar? Kafanızda oturdu mu iki kümenin birbirine denk oluşu, aynı kaidelere sahip oluşları? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi biz burada sonsuz küme olduğu için mi böyle yaptık? Çünkü kümelerde bunu siz bize vizede de sormuştunuz. Hani olmuyor diye ispatlamıştık. Fonksiyon da bir küme değil miydi? Fonksiyon. Yani bu sonsuz olduğu için mi böyle? Hem sonlu hem sonsuz kümeler için doğru olan bir ifade. Dedik ya iki küme arasında hatta sizin 30 elemanlı 30 elemanlı bir küme dedik. Birebir örten fonksiyon tanımladık ve denktir dedim. Bu her yerde geçerli. Bence sen orada şeyi karıştırıyorsun. Ayşenur. Başka bir şeyle karıştırıyorsun. Ama bana bu o notu defterden atabilirsin. Büyük ihtimal sen başka bir şeyle karıştırdın. Tamam. Özür dilerim. Yok pardon. Yok. Problem değil. Hiç değil. Yani her zaman soracaksın. Bunu mesela sen çek. WhatsApp'tan at. Böyle bir şey yapmış mıyız? Ben buradakinden farkını sana orada gösterebilirim. Tamam. Tamam hocam. Teşekkürler. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar geldik şeye. Sonlu küme. Tamam. Tanımımız şu. Şimdi arkadaşlar bir kere şuradan biraz da bakmam gerekiyor. Tam nerede kalmıştık? Evet. Denktir. A'nın şurada birebirdir. Evet. Şu. A kümesi şuna bir şey yapalım. Bilelim. A kümesi boş küme. Veya A kümesi denktir. Şu şekilde n tane elemandan oluşan bir kümeye denk ise
A'ya sonlu küme denir. Şimdi o zaman sanki şu küme, boş kümeyi bir kere arkadaşlar kontenjandan aldık. Öyle düşünün. Çünkü onu bu tam elle tutulur bir veri veremiyorum. İleride tabii ki şunu söyleyeceğiz. Sonlu kümelerin her alt kümesi sonludur. Boş küme oradan sonlu olduğu çıkacak ama şu anda bunu bu şekilde vermem gerekiyor. Boş küme sonludur. Eleman sayısı n tane olan, n tane yani 10 tane, 1000 tane, 100 tane yani sayı söyleyebiliyoruz. Olacaksa biz bu A'ya sonlu küme diyoruz. Şimdi bana arkadaşlar bakın çok güzel bir soru. Özür diliyorum, renkimizi alalım. Renkli, neredesin renkli? Örnek. Bana arkadaşlar A kümesi 10'dan başlasın, 12, 14, 98'e kadar 2-2 artan bu kümenin sonlu olduğunu ispatlayın. Şimdi arkadaşlar, şimdi diyebilirsiniz ya hoca kafayı mı yedin? Zaten belli, kaç tane eleman oldu belli. Ama ben burada fonksiyon mantığıyla bunu oturtmaya çalışıyorum. Bakın A kümesi 1, 2, N'ye kadar olan bir kümeye denk olacak. O zaman sizin 1, 2, N şeklinde olan bir kümeye denk yapmanız gerekiyor. Bir fonksiyon bulacaksınız birebir örten. Bir kere arkadaşlar bu küme kaç elemanlıdır? 10'dan 98'e kadar. Bana bunu söyleyebilir misiniz? Kaç elemanlı? Şu hani terim sayısına falan buluyorsunuz ya. Bir hesaplayın. 45 değil mi hocam? 45. Tamam. 40 10 98'den 10 88 45 süper. O zaman bak ipucu oradan geliyor zaten. Şöyle yapıyoruz. Çözüm. O zaman bakın A'dan bana öyle bir fonksiyon tanımlayacağız ki mavi. Nereye gittin mavi? A kümesinden 1, 2, 3, 45 olacak şekilde bakınız n'miz 45 olacak şekilde bana birebir örten fonksiyon bulmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Düşünün. Onu mesela en kolay yol. Onu 1'e götüren, 12'yi 2'ye götüren, 14'ü 3'e götüren 2x artı 8. Nasıl? 2x artı 8. Tam tersi olabilir mi? Sen Tunay şey yaptın. 1, 2, 3, 45'ten karşı tarafa gönderdin. Tersini al bunun. O zaman x eksi 8 bölü 2. Bravo. Bak hemen deniyoruz arkadaşlar. Çok zevkli bir konu aslında. Tabii bana göre bilmiyorum size de göre inşallah öyledir. X eksi 8 bölü 2 alalım. Tamam mı? Şimdi x eksi 8 bölü 2'yi aldığımızda mesela f 10 nereye gidiyor? Bakalım. F 10. Koyduk 1'e gitti. F 12 nereye gitti? 2'ye gitti. Nokta nokta nokta. F 98 nereye gitti? 98 45'e gitti. Tabii arkadaşlar bu x eksi 8 bölü 2'nin birebir örten olduğunu göstermenin ispatı da var. Ama ben şu anda yani bunu yapmayacağım. Buradan buraya bir fonksiyon birebir örten olduğunda f birebir örten dolayısıyla A kümesi sonludur. Güzel değil mi sizce? Evliler çok güzel değil mi? Harika hocam. Şimdi bak ama gerçekten bu sonsuz elemanlı kümede sınıflandırırken aslında biz artık saymadan vazgeçtik. Ne yapıyoruz? Arada birebir örten fonksiyon tanımlıyoruz. İki kümenin denkliği hakkında biz artık bunu kullanacağız. Şimdi sizin ödeviniz geliyor. Eminim ödevi dört gözle bekliyordunuz. Ödeviniz şu. Ödev. Dört basamaklı. Beş ile bölünebilen doğal sayılar sonludur.
ispatlayınız. Bu arkadaşlar sizin dersten sonra gruba gönderin. Bir fonksiyon bulacaksınız. Kaç elemanlıysa oradan bunu çıkaracağız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar geldik şuna. Tanım. Şimdi sonlu kümenin tanımını verdim. Sonsuz küme nedir? Bana söyler misiniz? Sonsuz elemanlı küme. Recep Bey yordamı hocamız, Recep hocamız da ders dinlemeye gelecekti bugün. Sanırım o çıktı. Hocam demin vardı Recep Şahin diye birisi. Evet, evet. Recep hoca gel dedim dinle bakalım dersimizi diye. Arkadaşlar sizce sonsuz elemanlı küme ne olur? Aziz ne olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk müzesi hocam. Sonsuz elemanlı. Fenerbahçe olan sevgimiz sonsuz değil mi? Mesela olabilir. Evet. Yani. Aslında arkadaşlar ilkel tanımı şu. İlkel tanımı şu. Sonlu olmayan kümelere sonsuz elemanlı küme denir. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar. Peki bu tanı size yakışıyor mu? Arkadaşlar hemen dersi bir dakika durduracağım. Çünkü bir kargo geldi. Hemen iki dakika bekleyin beni, tamam mı? Sesimizi açtık, videomuzu açtık. Kargo geldi. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Kargo geldi. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar? Duyuyoruz hocam. Duyuyoruz hocam. Şimdi arkadaşlar. Evet hocam. Sizce bu tanım size yakışır mı? Hayır. Yakışmaz. O zaman yapın bakalım. Arkadaşlar şu, bakın. Sonsuz elemanlı kümelerin alternatif tanımı şu. Kendisi hariç. Kendisi hariç. Alt kümelerine biz ne diyorduk? Özalt küme denir. Hatırlayın. Özalt küme denir. İşte arkadaşlar bir tanımımız bir özalt kümesine denk olan kümelere küme şurada çizgimizi de koyalım. Sonra Türkçe bilmeden isimler. Kümelere sonsuz elemanlı küme denir. Bir özalt kümesine denk olan yani F A'dan B'ye birebir örten fonksiyon tanımlayacaksın. Bu B bunun özalt kümesi. Bakalım şimdi arkadaşlar aramızda baba yiğit var mı? Şu kümeden mesela bunu yapabilecek var mı? A kümesi.
1, 2, 3, 4, 5. Bir öz alt kümesinde A üstü alayım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakalım, bir tane arkadaşımı seçiyorum. Kimi seçelim şuradan? Hamide. Hamide. Hamide, duyuyor musun beni? Hamide donmuş taklidi yaptı. Ondan sonra İlyas. Kadriye nerede? Kadriye. Kadriye aç bakayım şeyi. Kadriye, duyuyorsun değil mi? Arkadaşlar kim duyuyor? Hocam ben duydum da duyuyorum. Ben de duyuyorum hocam. Ben de duyuyorum. Herkes şu anda şeye döndü. Donmuş moduna döndü. Hocam herkes bilgisayarı açmış gitmiş televizyon izliyor, ben söyleyeyim. Ben öyle gibi. Ben ki puanı kıracağım. Ona göre. Tamam mı? Şimdi. Tamam hocam. Arkadaşlar sizce bu kümeden bu kümeye birebir örten fonksiyon tanımlama şansınız var mı? Yok hocam. Mümkün değil. Yani buradan buraya birebir örten yok. Bulamaz. Tabii bu kime kurban gitti? Sonsuz elemanlı küme olsaydı bakalım ne oluyor? Bakın sonlu kümelerde bir özalt kümesine denk bulamıyorsun. Fakat şimdi az önce yaptım. Bakın tam kafanıza oturacak şimdi. Doğal sayılar sonsuz elemanlı mıdır? Evet, biliyorsunuz. Fakat şimdi ben bunu hatırlarsanız bir özalt kümesine denk yapmıştım. Çiftlere. F N'den Ç'ye. Yani 0, 1, 2'den 0, 2, 4'e. Fx eşittir 2x fonksiyonu ile n ç'ye denk çıktı. İşte arkadaşlar sizin sokaktaki vatandaştan farkınız ortaya şimdi çıkıyor. Şimdi diyecekler ki sonsuz elemanlı var doğal sayı. Sonsuz tabii kardeşim derler. 0, 1, 2 sonsuza gidiyor. Ama sen diyeceksin ki ben bir özalt kümesine denk yapıyorum. Birebir örten fonksiyonu tanımlıyorum. O halde n'miz bizim için sonsuz elemanlı bir kümedir. İşte arkadaşlar harika bir ispat yaptık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam, yani işte ana mantığı bence anlaşıldı. Yusuf nasıl gidiyor işler, iyi mi? Çok şükür iyi hocam. Tamam, nasıl Antep'te hava? Bulutlu. Bulutlu. Burada öyle. Burada öyle. Zehra sen neredendin? Hocam ben Akhisar'dan. Akhisar. Akhisar. Evet. Tamam. Süper. Arkadaşlar bence bugün bu konu yeter diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yani şu olarak sayılabilir kümelere geçersem çok ağır olacak Eren. Dolayısıyla bence burada keselim. Ama bakın arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sizden ricam şu. Mutlaka bu yaptıklarımı bir deftere not düşün. Bunlar çünkü PDF olarak biraz düzenli de durmuyor. Ama siz bunları kendi benim şu an anlatımımla beraber hemen not düşerseniz mükemmel bir defter olur. Tavsiyem bu. Onun dışında arkadaşlar yaklaşık haftaya bir hafta sonra falan görüşeceğiz. Yani salı veya çarşamba. Ben size zaten mesaj atıyorum. Artık sistemi öğrendiniz. Bir gün soyut matematik, bir gün matematik temelleri yapıp artık bitireceğiz. Haftada bir bir yapacağız. Olayımız bu. Bana söyleyeceğiniz var mı? Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Tamam. Olur. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz, görüşürüz bay bay. Hocam. Bay bay. Hoşça kalın.